Evet arkadaşlar, ben Yaşar. Kanalıma hoş geldiniz. Daha önceki yaptığım videoda Afyon yöresine ait nohutlu musakka yapmıştım. Şimdi onun yanına pilav yapacağım. Şehirli, tel şehirli pilav. Bunun yanına da cacık iyi gider arkadaşlar. Şu anda sıvı yağımı attım tencereme. Tel şehrimi attım. Pembeleşene kadar karıştıracağım. Burada da 2,5 bardak pirincimiz, tereyağımız, bulyonumuz, bir iki damla limon sıkmış limonumuz yanımızda. Şu anda arkadaşlar tereyağını pembeleşene kadar karıştıracağım. Fırında da musakkam pişiyor. Artık neredeyse yavaş yavaş olma aşamasında. Tabi pilavda tavuk suyu, et suyu olursa daha güzel oluyor arkadaşlar. İşte ben elimizdeki malzemelerle pilavımızı yapmaya çalışacağım. Bakalım sonucu hep beraber göreceğiz. Sabırla başında pembeleşmesini bekliyoruz teşehirlerinize. Evet arkadaşlar, görüyorsanız teşerimiz pembeleşti. Şimdi ıslatmış olduğumuz pirincimizi üstüne dökelim. Bir iki dilim, yani bir limonla bir iki damla pirincimizi sıkıyoruz ki beyaz kalsın, birbirlerine yapışmasın diye. Güzelce tel şehrimizle beraber karıştırarak iyice pirincimizi kavuracağım arkadaşlar. Pilav yapmak bir sanattır. Herkes renk düşüremez tane tane olmasını. Biz de deneme yanılma yöntemlerini de yapa yapa bir ölçü tutturduk. Onda da başarılı olduğuma inanıyorum arkadaşlar. Bu şekilde kavuracağım. Bir tane yanım bir yorumla içine attım. Onlarla beraber kavurmaya devam edeceğim arkadaşlar.
kavurmak biraz tecrübeli istiyor, tecrübe istiyor. İyi bir kavurma nasıl olduysa kendiniz yapa yapa kendiniz zaten sonuçta anlıyorsunuz onu. Ters dönerek devamlı pirinçlerimi alt üstüne çevirerek kavurmaya devam ediyorum. Bu aşamadan sonra tereyağı yanmasın diye sonradan parça tereyağımızı da atıyorum. Tereyağının lezzetini bozmamak için, yanık olmaması için bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Karıştırarak her yere aynı şekilde pirincimizin kavrulmasını sağlıyor. Yemeklerimde ben yaparken Çankırı kaya tuzu kullanıyorum arkadaşlar. Sağlığa daha yarıştı. Diğer rafine tuzlara göre daha çok şifalı, daha çok mineralleri olduğu için Çankırı doğal kaya tuzu kullanıyorum. İri parçalarını alıyorum. Kendi yerimde çekiyorum. Toz haline getiriyorum. Daha sağlıklı olduğuna inanıyorum. Uzman görüşleri de o şekilde söylüyor. Şöyle kadar kavurma işimiz neredeyse tamamlandı. 3-5 dakikada kavurup suyunu verip tuzunu verip karıştırıp pişirmeye alacağım. Bir yerde Azeri'nin müthiş Azeri pilavı var. Zerdeçal'da yapıyorlar. Belki bir yerde onu yapmaya deneyeceğim. İnşallah o da olacak. Arkadaşlar şöyle kavurmuş
kurulmuş hali budur. Şöyle yakından göstereyim. Şu şekilde tane tane ayrılmış, beyazlamış bir şekilde. Şimdi size vereceğim. Ben genelde ölçü kullanmam. Pirinçlerin biraz üstüne geçti mi benim için yeterlidir arkadaşlar. Az bir şey daha kattım ha. Bu iş tamamdır. Şöyle bir çay kaşığı tuzumuzu attık. Kaya tuzumuzu rafine. Bakacağım, bir karıştırıp tadına bakacağım. Yeterli gelirse dağıtmam. Yeterli yetmezse tuz. Bir tık daha tuz atacağım. Ama yeterli geleceğini sanıyorum. Biz zaten aşırı bir tuz yemiyoruz. Aşırı tuzlu şeyler yemiyoruz. Tansiyon hastasıyız. Kalp hastasıyız. O yüzden tuzu, şekeri hayatından çıkarttık. Onu da azalttık. Unsuz hamursuz vazgeçemiyoruz ama mecbur sağlık için bazı şeylerden fedakarlık etmek gerekiyor. Yani yaptığıma bakmayın, ben içinden az yiyorum. 7-8 ay içinde ben 30 kilo kilo verdim. Endokrinoloji doktorunun yardımıyla. Sayın Elif Önder Hanım'a buradan çok çok selamlar olsun. Ona teşekkür ederim. Kendime öldü gözüyle bakarken 5 metre bile yürüyemezken, soluk soluk kalırken, geceleri uykum bölünürken, nefes nefese kalırken, uygulama tedavi yöntemi sayesinde sağlığıma çok şükür kavuştum. Daha önceki videomu bildiler, çok çok daha kiloluydum. Şu anda 30 kilo verdim. 130 kilodan 104 kiloya falan düştüm. Daha aşağıya düşüyorum şu anda. Yani toplamda 27-28 kilo falan verdim. Buna bakıyoruz. Evet, tuz iyi. Kapağını kaynatıp kapatıp pişmeyi aldık arkadaşlar. Piştikten sonra tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Evet arkadaşlar, ben Yaşar. Kanalıma hoş geldiniz. Daha önceki yaptığım videoda Afyon yöresine ait nohutlu musakka yapmıştım. Şimdi onun yanına pilav yapacağım. Şehirli, tel şehirli pilav. Bunun yanında da cacık iyi gider arkadaşlar. Şu anda sıvı yağımı attım tencereme. Tel şehirimi attım. Pembeleşene kadar karıştıracağım. Burada da 2,5 bardak pirincimiz, tereyağımız, bulyonumuz, bir iki damla limon sıkmış limonumuz yanımızda. Şu anda arkadaşlar tereyağını pembeleşene kadar karıştıracağım. Fırında da musakkam pişiyor. Artık neredeyse yavaş yavaş olma aşamasında. Bu pilavda tavuk suyu, et suyu olursa daha güzel oluyor arkadaşlar. İşte ben elimizdeki malzemelerle pilavımızı yapmaya çalışacağım. Bakalım sonucu hep beraber göreceğiz. Sabırla başında pembeleşmesini bekliyoruz tel şehirlerinize.
arkadaşlar. Görüyorsanız teşerimiz pembeleşti. Şimdi ıslatmış olduğumuz pirincimizi içine dökelim. Bir iki dilim, yani bir limonla bir iki damla pirincimizi sıkıyoruz ki beyaz kalsın, birbirlerine yapışmasın diye. Güzelce tercihlerimizle beraber karıştırarak iyice pirincimizi kavuracağım arkadaşlar. Pilav yapmak bir sanattır. Herkes renk düşüremez tane tane olmasını. Biz de deneme yanılma yöntemlerle yapa yapa bir ölçü tutturduk. Onda da başarılı olduğuma inanıyorum arkadaşlar. Bu şekilde kavuracağım. Bir tane yanım bir yumurta içine attım. Onlarla beraber kavurmaya devam edeceğim arkadaşlar. Bu arada pirinci kavurmak biraz tecrübe istiyor. İyi bir kavurma nasıl olduysa kendiniz yapa yapa kendiniz zaten sonuçta anlıyorsunuz onu. Ters düzelerek devamlı pirinçlerimi alt üstüne çevirerek kavurmaya devam ediyorum. Bu aşamadan sonra tereyağı yanmasın diye sonradan parça tereyağımızı da atıyorum. Tereyağının lezzetini bozmamak için, yanık olmaması için bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Karıştırarak her yere aynı şekilde pirincimizin kavrulmasını sağlıyorum. Yemeklerimde ben yaparken çan kırı kaya tuzu kullanıyorum arkadaşlar. Sağlığa daha yarıştı. Diğer rafine tuzlara göre daha çok şifalı, daha çok mineralleri olduğu için çan kırı doğal kaya tuzu kullanıyorum. İri parçalarını alıyorum. Kendi yerimde çekiyorum. Toz haline getiriyorum. Daha sağlıklı olduğuna inanıyorum. Uzman görüşleri de o şekilde söylüyor. Şu
Aşağı yukarı kavurma işimiz neredeyse tamamlandı. 3-5 dakikada kavurup suyunu verip tuzunu verip karıştırıp pişirmeye alacağım. Bir yerde Azeri'nin müthiş Azeri pilavı var. Zerdeçal'da yapıyorlar. Bakın bir yerde onu yapmaya deneyeceğim. İnşallah o da olacak. Şöyle kavrulmuş hali kudur. Şöyle yakından göstereyim. Şu şekilde tane tane ayrılmış, beyazlamış bir şekilde. Şimdi suyunu vereceğim. Ben genelde ölçü kullanmam. Pirinçlerin biraz üstüne geçti mi? Benim için yeterlidir arkadaşlar. Az bir şey daha kattım ha. Bu iş tamamdır. Şöyle bir çay kaşığı tuzumuzu attık. Kaya tuzumuzu rafine. Bakacağım, bir karıştırıp tadına bakacağım. Yeterli gelirse dağıtmam, yeterli yetmezse tuz. Bir tık daha tuz atacağım ama yeterli geleceğini sanıyorum. Biz zaten aşırı bir tuz yemiyoruz. Aşırı tuzlu şeyler yemiyoruz. Tansiyon hastasıyız, kalp hastasıyız. O yüzden tuzu, şekeri hayatından çıkarttık. Onu da azalttık. Unsuz hamursuz vazgeçemiyoruz ama mecbur sağlık için bazı şeylerden fedakarlık etmek gerekiyor. Yani yaptığıma bakmayın, ben içinden az yiyorum. 7-8 ay içinde ben 30 kilo kilo verdim. Endokrinoloji doktorunun yardımıyla. Sayın Elif Önder Hanım'a buradan çok çok selamlar olsun. Ona teşekkür ederim. Kendime öldü gözüyle bakarken 5 metre bile yürüyemezken, soluk soluk kalırken, geceleri uykum bölünürken, nefes nefese kalırken, uygulama tedavi yöntemi sayesinde sağlığıma çok şükür kavuştum. Daha önceki videomu bildiler, çok çok daha kiloluydum. Şu anda 30 kilo verdim. 130 kilodan 104 kiloya falan düştüm. Daha aşağıya düşüyorum şu anda. Yani toplamda 27-28 kilo falan verdim. Buna bakıyoruz. Evet, tuz iyi. Kapağını kaynatıp kapatıp pişmeyi aldık arkadaşlar. Piştikten sonra tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Evet arkadaşlar, merhabalar, ben Yaşar Bulut. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Kastamonu usulü kıymalı mantı, peynir de var mı? Evet. Peynir de var mı? Peynir yapacağız mı? Yaparız biraz. Kıymalı ve biraz da peynirli mantı yapacağız. Şimdi size onları çekeceğim, aşamalarını.
Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, şu anda aşağıdan başladı. İlk önce bu hamuruna neler kattığı onları öğrenelim. 3 tane yumurta kırdım. Su, tuz. Bu kadar yani. Evet, malzeme bu kadar. Yoğurdu biraz yarım saat kadar dinlendirdi. Yarım saat dinlendirdim. Kıymalı harcımız var. Soğan falan göster bakayım. Soğan doğradım. Rendeledim bir tane. Evet. Karabiber, pul biber, tuz, biraz baharat. O kadar yani. Duydunuz arkadaşlar. Şu anda 3 pazıya ayırdı. Bunu yük olarak açacak mantılar için. İşte derler Kayseri mantısı mı bilmem ne. Hani el yapımı olduğu zaman her ilin her yörenin mantısı kendine göre güzel hastalık oluyor. Biz de hamurumuzu falan kendimiz yoğurduğumuz için yaptığımız için gerçekten güzel oluyor. Gördüğünüz şekilde pazımızı açıyor. Bunun yukasını fazla ince yapmayacağız. Normal bir kalınlık olacak. Fazla ince oldu mu diyor, şey oluyor. Tabii, erir. Yumurta nedir içinde? Hamuru şık tutuyor ana. Suda erimez hamur. Yumurtalı oldu mu? Kastamonu mantısı. Mantık hepsini aynı aşağı yukarı. Yok, biz çiğden yapmıyoruz yani. Biz bunu sade bir kuyotla bunu da gevrederiz. Kaynayan sura ya da salarız. Üstüne az salça veya biber. O boş mantı. He, boş mantı yani. Bizim köyde öyle bırakıyoruz. Kastamonu'da mantısı. Boş mantı kara şeklinde keserler. Bekletirler. Kullanacağı zaman suda haşlayıp yoğurt, sarımsaklı sosta yerler. O çabucak bir misafir geldiği için alerji yapılan boş mantı. Onu büküyoruz böyle bir akşama kadar. Fırınlarda gevrediyoruz hafif. Ondan sonra unun erekler, kesele doldurup koyuveririz. Bir sene boyunca ye, hiçbir şey olmaz. Evet. Bir yemeğin yanında sağ suya. Hamur aşı deriz, erişte. Keser adam rahmetlik. Ne yapacak işte, köylerde öyle doğa. Malzemeler organik oldu mu, kaliteli oldu mu hepsi güzel olur. Yani bu devirde organik malzeme bulmak da çok zor. Bildiğiniz sağlık yerlerden alırsınız. Fazla şey olmaz. İnceliği şu anda iyidir. Şöyle bir kaldır, kalınlığı göstersen. Yok yok, kenar sadece. Kenar mı? Evet, sadece kenar. Anlayabilecek misin? Tamam. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi böyle keseceğiz. Şimdi göz kararı kesecek. Şimdi çok küçük yapar. Aslında biz bunu biraz daha büyüğünü yapıyoruz. Büyükleri çok zevkli oluyor yemesi. Ne derler, öksüz doyuramıyor ama büyük olunca ben daha çok seviyorum aslında. Evet. Şimdi göz kararı karelere verecek. Böyle işte kesilecek, evet. Bükülecek. Şimdi sen de bükeceksin. Yaşar. Şöyle çekim yapıyorum.
Evet arkadaşlar, böyle keseceğiz. Arkadaşlar şimdi akşam kıymaları koyuyor. Ben de katlıyorum. Ben koyayım biz sen. Şöyle bastır bastır. Şey suya salınca açılmasın. Muska şeklinde. Hı. Tepsi. Sen bük bük kalsın burada, kalsın şimdilik. Ben ayarlayacağım. Ben içine doldururum, sen bük. İşte katlaması da böyle. Nasıl çıkıyor? Evet. Bunu yerken sizin ellerinizi benim ayaklarımı bağlayacaklar. Eşit bir şekilde yiyeceğiz arkadaşlar. Bir de bunları böyle kaçtırırsın şu şekilde. Bunu şimdi şöyle büküyorlar, şunu yedin ya. Şöyle bohça şeklinde de yapıyorlar. Biz tam beceremedik. O şey tartarik falan diyor. Onu böyle şöyle ters yapıp şöyle yapanlar da var. Bu ayrı. Bunu patatesli yapanlar var, patates soğan kavurup hinger diyorlar. Peruşka derler bizim orada. Çeşit çeşitli mantının isimleri var arkadaşlar. Yapıştırıyoruz ki açılmasın. O hamur kıvamı yokmuş, açılması tam yani güzel yapışıyor. Bunu yapamadım. Yok işte yani ben bir yapma açısından uğraşsak yaparız. Önce bir kendim bir hoşta yapmak lazım. El alışkanlığı oldu mu? Olur. İzleyiciler, biz bunu böyle yapıyorduk. Aha böyle. Böyle yapıyorduk Afyon'da. Böyle boş. Gevretiyorsunuz. He, fırına şey tepsiye dizip dizip dolduruyorduk büyük büyük tepsileri. Gevretmeye götürüyorduk fırınlara. Köy fırınlarımız vardı bizim, ekmek fırınlarımız. Orada gevretir getirdik, bir kese dikerdik. Doldurduk onun içine. Kış boyu ye. Bir yemeğin yanında bir misafir geldi mi hemen bir salçalı su. Onu ama biz bu mantıyı var ya, saldığımız zaman suya kuru şey yapıyoruz. Biraz suyunu bırakıyoruz yani. Suyun yarısını süzüyoruz, yarısı kalıyordu. Tabii ondan onun, sonra he, onun üstüne, makarna suyu gibi, he, makarna yaparken bir bardak ayırıyorsun. Onu ayırıyorduk, onu hep süzmüyorduk suyunu. Ondan sonra şey ediyorduk ona. Ya biber, ya salça kavuruyorduk böyle yağda. Üstüne döküp az daha şey, yoğurtlu sarımsak. Yoğurtlu sarımsak yapıp üstüne döküp, isteyen arzuya göre. Sarımsak sen öyle yer, öyle yiyen salçalı sarı. Az sulu olur.
Bu fazla kıyma durmaya gelmez. Bunu şey yap, yiyecek hemen. Bir yemelik yapacağım bunu kıymayı. Çiğ kıyma öyle dolapta. Yani dondurursan durur da. Dondurucu da ama öyle rafına falan koyup da yarın bir şey dediği zaman olmaz. Abi bir şey gerekir. Saklanabilir. Yo ben Rabşe Bilecik'te okurken yapıyordum ya. Şokla atıyordum buzlukta. Donuyordu. Evet. Tık tık ondan sonra tek tek onu böyle şıkır şıkır daş gibi poşetleyip koyuyordum. Donuyordu çatır çatır. Ondan sonra götürüyordu Rabşe'yi. Öyle rohbadan bir anda doldurup poşete atarsan buzluğa onu ayıramazsın. Birbirine sarar. Kötü olur. Bizim kıza öyle yapardık okurken. Yapardım böyle mantıları, reçelleri, dondurdu mu, yaprak dolması, işte bezelye, fasulye, turşu, soğan işi. Kız seviyor diye koyuyordum onları. Ebru demişti ya, ablam da böyle işte hep bizden besleniyor diye. Benim kız, büyük kızım okurken, küçük kızım öyle diyordu, tepere doldurdum da. Diyorduk ablam da beleşçi ha, hep bizim yaptıklarımızı götürüyor, yiyor derdi. İşte evet arkadaşlar, bir tepsiyi bu şekilde hazırladık gördüğünüz gibi. Diğerlerini çekeceğiz. Tekrar pişirirken tekrar birlikte olacağız. Afiyetle yiyelim, gelin. Şu şekilde tepsiyi göstereyim aşkım şöyle. Göster, ha göstereyim. Evet, tepsi, bir tepsimiz şu anda hazır. Şimdi ikinci postaya başladı. Evet, görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, tenceremize suyumuzu aldık. Suyumuz kaynıyor. Yapmış olduğumuz mantıları içine atmaya başladık. Burada da tereyağımız bekliyor. Çıktıktan sonra eritip salça soslu tereyağıyla yağlayıp afiyetle yiyeceğiz. Yol yakın olupları yetişenler buyursun gelsinler. Sonra geç kalıyorlar. Burada da diğer yaptıklarımız peynirli var mı içinde? Peynirli, kıymalı, karışık arkadaşlar. Sabırsızlanıyoruz yemek için. Evet. Devam ediyor. Tereyağımız da kaynamaya başladı. Çok mu olur acaba? Şey, rabişle yetişir. Geç alsın. At at, aman hepsini at, yeriz be, yeriz be, bir, düzeli be, yenir yenir, düzeli be, şart olsun. Burada da akşam evimde taze fasulyemiz de var, o da harika oldu. Şahin yiyeceğim mi ya bu mantı? Şahin Bey ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Mantı hakkında. Düşünce öneri görüşlerinizi alalım. Kendisi diyetine çok dikkat ediyor. Dikkat ettiğinden demin gözlemek gel, dedi. Gel, sevgi göstererek Şahin Bey. Ulan şöyleydi. Burada da hakiki Kastamonu taşköprü işte buradan yaş sarımsağımızı ayıklıyoruz, döveceğiz. Yoğurduna karıştırıp afiyeteceğiz. Bu hakiki öz taşköprü sarımsağı arkadaşlar. Bunu Kastamonu taşköprüden dostlarımdan getirttirdim. Buradan da selam olsun. Ümit Ata arkadaşımız Mahmut Er Kabakçı da. O bana yolladı sağ olsun. Buradan sonra selamlar olsun. Löpür löpür yiyeceğiz. Tereyağımız kaynamaya başladı. Sızırtıları
duyuyorsunuz. Kokusu sizlere kadar gelmiştir inşallah. Bu arada yoğurtumuzu da biz her hafta sütçüden süt alıp, organik süt alıp yoğurdumuzu kendimiz mayalıyoruz. Aşağı yukarı 15 sene geçtikten beri yoğurdumuzu kendimiz mayalıyoruz. Dışarıdan ben bakkal yoğurtları yemem. Daha önce çocukluğumdan askere gidene kadar İstanbul'da otursam da inek beslemişizdir. Hayvancılığı biliyorum. Türlü hayvancı beslemişizdir evimizde. Yoğurdumuzu da göstereyim. Evet arkadaşlar, bu da kendi yaptığımız yoğurduysam bir kenar çekip gireceğim gibi. Evet, gördüğünüz gibi taş gibi bir organik. Tereyağı bak, bir akşam mı? Heh, az mı? Pul biber. Pul biber mi akşam akşam? Tereyağımıza da pul biber gezdireceğiz. Tereyağının sesi mest ediyor bizi, şu sese bak. Arkadaşlar bu arada videolarımı takip etmeyi unutmayın. Birbirinden güzel, değişik, yararlı videolar çektiğime inanıyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Biberimizi de attık. Yoğurdumuzu, sarımsağımızı rendeliyoruz. Tabii bunu yiyip artık en az bir 5 km koşmak lazım gibime geliyor. Mantılar piştikçe kaynayacak, daha kaynamadı ya. Üstüne çıkacak. Bir şey atsana ya da bir daha. Evet. Ocak kısık mı? Kapalı, açık açık. Mantını da atma açık. Büyüğünü alsaydım. Pişince yukarı çıkıyor değil mi bunlar? Hı hı. Kaynayınca çıkacak. Kaynayınca yukarı çıkacaklar. Evet arkadaşlar, pişen mantılarımızı şu anda süzmek için süzgecimizi aldık, süzüyoruz. Süzdükten sonra servis borcamımızı alıp koyup üstüne sarımsaklı yoğurdumuzu, tereyağımızı gezdireceğiz. Salatamız var bizim. Evi salata gitsen nereye gittin salata? Götür salatayı. Salatayı çekelim. Ebro. Salatayı getirelim. Evet arkadaşlar. Süzme devam ediyor. Yanında bir yeşil salata. Bir yaklaşık 5 kişilik bizim aileye göre yapılmış. Bu da salatamız. Yeşil salatamız. Şekere, kolesterolle, tansiyona birebir çıtır çıtır. Yanında bol yeşil yiyin arkadaşlar.
İsteyenler bunları hafif böyle fırında gevretip de hani suyu kaynatmadan hafif gevretip de pembeleştirip de haşlayıp da yapabilirler. Öyle de güzel oluyor. Gene sosları falan dökersiniz tereyağına falan. Evet. Şimdi biraz soğuk su dökeceğim üstüne. Fazla dökme de. Sıcak. Şey olur. Yapışık olur. Kıymalar içinde gözüküyor. Yapışık olmasının üstüne biraz soğuk su gezdiriyor, süzüyoruz. Evet. Yani soğuk su gezdirdik, yerine yapışmasını salıyoruz. Tamam. Ben şöyle geçeyim. Böyle şu şey yapayım. Işık. Evet, tepsimize. Şimdi tuz ekeceğiz. Tuz suyunda yok mu? Var o da. Biraz o suya çıkıyor. Herhalde. Karıştırıyor tuzla beraber. Tereyağı alırsak. Tereyağı. Çok tereyağını biraz ısıtalım. Sarımsaklı yoğurdumuzu az şöyle geride koyduk ya lambanın şey bölgesi bu. O şekilde. Evet arkadaşlar, tadıyla, görünüşüyle, kokusuyla muhteşem bir yemeğimiz mantı. Her yörede aşağı yukarı yapılır. Ve yapılış şekli de aşağı yukarı hep aynıdır. Sadece şekiller değişebilir. Ama biz Kastamonu yöresinde genellikle böyle yapılır. Evet. Şu anda yoğurdumuz hazır. Kaldı son şey. Tereyağını üstüne gezdirip afiyetle yemek. Rabbim herkese yapıp yemeği çoğu çocuğunu yedirmeye nasip etsin inşallah. Yine her yer deprem oluyor Allah'ım. Evet. Korusun bugün ya Rabbim, çoluğumuzu çocuğumuzu. Manisa merkez üstü. Orası neyse, 40 ağaçta olan deprem var. Evet. İnşallah kimse kaza bela bir şey olmamıştır. Biraz önce de Marmaris'te 5-1 oldu. Rabbim tüm ülkemizde kazasız belasız, hasarsız, can kaybı olmadan bu durumları bu sıkıntı atlatmaya nasip etsin. Evvela insanın şeysi, sağlığı. Evet, bu dünya yalan dünya, boş dünya. Her şey mal, boş. Ne ayarlar varsa, olanlar dün bak öldüler ya depremde. Evet. Allah mekanları cennet olsun. Onlar da kalanlar da Allah bassa şey versin, sabır versin ailesine. Amin. Çok zor yaşayan. Kimin ne hayalleri vardı ertesi. Evet. Ne verirsen eline o gelir senin hesabı. Herkes kendi yaptığı şeyden hesap sorulacak. Evet arkadaşlar, şimdi mantımıza tereyağımızı şu şekilde gezdiriyoruz. Üstenler üstüne biraz da pul biber serpebilirler ama biz tereyağımızı koyduk. Acı olduğu için fazla koyamıyorum. Acı olan sevenler varsa üstüne de serpebilirler. Evet arkadaşlar, durumumuz bu. De şöyle. Evet arkadaşlar, size kısaca Kastamonu'ya ait peynirli kıymalı mantımızı yapmaya çalıştık. Sizlere aşama göstermeye çalıştık. Umarım beğenmişsinizdir videolarımı. Beğendiyseniz yorum atın. Beğenmezseniz de yorum atın. Beğeni yapın. Arkadaşlara tavsiye edin. Abone olun arkadaşlar. Buradan herkese kucak bol selam olsun. Allah hepimizi kazalardan, belalardan, afetlerden korusun inşallah. Amin. Hoşçakalın.